Merceklerin özellikleri ve mercek çeşitleri. Küresel yüzeylerden yapılmış, ışık ışınlarını bir noktada toplayabilen ya da dağıtabilen saydam ortamlara mercek denir. Merceğin en az bir yüzü küresel olmalıdır. Mercekler aşağıdaki gibi R1 ve R2 eğrilik yarıçaplı küresel ortamlarla elde edilebilir. Işık odağında toplanan merceklere yakınsak mercek, ışığı odağından gidecek şekilde dağıtan merceklere ıraksak mercek denir. İşte ince kenarlı merceklerin sorularda gösterimi bu tarafta da kalın kenarlı merceklerin soruda gösterim biçimleri verilmiş. Hava ortamında kullanılan Camdan yapılmış ince kenarlı mercekler yakınsak, kalın kenarlı mercekler ıraksaktır. Yakınsak ve ıraksak merceklerin odak uzaklığı f aşağıdaki gibidir. Merceklerin iki tarafında da odak noktası vardır. Merceğin tam ortasındaki O noktasına optik merkez denir. Merceklerde odak uzaklığının bağlı olduğu değişkenler. 1 ışığın rengi. Kırmızı renkli ışık için kırılma indisi en büyük, mor için en küçüktür. Dolayısıyla ışık kırmızıdan mora gittikçe daha çok kırılır. Bu yüzden odak uzaklığı küçülecektir. Asal eksene paralel gelen beyaz ışık ince kenarlı mercekten geçip odaktan geçecek şekilde kırılacaktır. Mavi daha çok kırıldığı için merceğe daha fazla yaklaşacak. Kırmızı daha az kırıldığı için merceğe daha uzakta kalacaktır. Aynısı asal eksene paralel gelen beyaz ışık kalın kenarlı merceğe çarptığında da normalden uzaklaşacak şekilde dağılarak kırılacaklardı. Burada mavi daha kırılgan olduğu için daha fazla dağılacak. Bu yüzden odak mesafesi daha kısa olacaktır merceğin yapıldığı maddenin kırıcılık indisine katkısı, ışığı kırma indisi ortamınkinden büyük bir merceğin kırma indisinin artması, ışığın daha çok kırılmasına, dolayısıyla da odak uzaklığının küçülmesine neden olur. 3. Ortamın kırıcılık indisi, ışığı kırma indisi mercekten küçük bir ortamın kırma indisinin artması, ışığın daha az kırılmasına, Dolayısıyla odak uzaklığının büyümesine sebep olur. Merceğin içinde bulunduğu ortamın kırıcılık indisi merceğin kırıcılık indisinden daha büyük ise o zaman mercek tür değiştirecektir. Bakın ince kenarlı mercek gibi çizilmiş, ince kenarlı mercek verilmiş ama kalın kenarlı mercek gibi davranıyor. Asal eksene paralel gelen ışığı dağıtmış. İkinci görselde ise kalın kenarlı mercek verilmiş ama asal eksene paralel gelen ışınlar ince kenarlı mercek gibi ışığı asal eksende yani odakta toplayacak şekilde kırmışlar. İşte bunun sebebi merceğin içinde bulunduğu ortamın kırıcılık indisi mercekten daha büyüktür. Yüzeylerin eğrilik yarıçapının da oda etkisi vardır. Kırma indisi ortamdan büyük bir merceğin yüzeyleri eğrildikçe yani eğrilik yarıçapı küçüldükçe ışığı daha çok kırdığından dolayı odak uzaklığı küçülür. Örnek bir. Kırma indisi N0 olan ortamda kırma indisleri N1 ve N2 olan sırasıyla ince ve kalın kenarlı merceklere gönderilen I ışık ışını merceklerde izlediği yol şekildeki gibiymiş. Buna göre bu kırılcılık indisleri arasındaki karşılaştırmayı istiyor ince kenarlı mercek Çizilmiş Işık Bir noktadan gelip Kırıldığında asal eksene paralel devam etmiş Bu ince kenarlı merceğe uyan bir özellik Odaktan gelmiş Asal eksene paralel kırılmış Kalın kenarlı mercek çizilmiş Asal eksene paralel gelmiş ışık Kalın kenarlı mercek ışığı Dağıtması gerekirdi Ama Tıpkı birdeki ince kenarlı mercek gibi ışığı odaktan geçecek şekilde yaklaştırarak kırmış. O zaman burada mercek davranış değiştirmiş. Bunun olabilmesi için ortamın kırıcılık indisinin en ikiden büyük olması lazım. Bir de mercek çizildiği gibi kendi özelliğini göstermiş. O zaman merceğin kırıcılık indisi ortamdan büyük olmalı. Cevap Örnek 2. Hava ortamında bulunan ince kenarlı merceğe asal eksene paralel olacak biçimde gelen I ışını şekildeki gibi renklerine ayrılmaktadır. Belirtilen ışın yeşil renkli olduğuna göre yeşile göre daha kırılmış olan daha yakın merceğe yakın olan bir nolu ışık mavi veya mor olabilirken yeşile göre daha uzak daha büyük odak uzaklığına sahip iki nolu ışık ise sarı olabilir kırmızı olabilir. Bir ışını kırmızı renkli midir? Hayır. İki ışını mavi renkli midir? Hayır. Bir ışını mor renkli midir? Evet, olabilir. Cevap C. Özel ışınlar ince kenarlı mercekte asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde kırılıyor Odaktan geçerek gelen ışık ince kenarlı mercekte asal eksene paralel olarak kırılıyor. Merkezden gelen ışın ince kenarlı mercekte yine merkezden geçecek şekilde kırılıp yoluna devam ediyor. Merceğin optik merkezine gelen ışık herhangi bir kırılmaya uğramadan yoluna devam ediyor. Merkezin dışından gelen bir ışık ince kenarlı mercekte kırılıp odakla merkez arasından geçecek şekilde yoluna devam ediyor. Optik merkez ile odak arasından gelen ışık ince kenarlı mercekte kırılarak uzantısı bakın şöyle arka tarafa düşecek şekilde dağılarak kırılıyor. Kalın kenarlı mercekte ise dağıtıcı olduğunu unutmamalısınız. Asal eksene paralel gelen ışınımız uzantısı odaktan geçecek şekilde dağılarak kırılıyor. Uzantısı odağa düşecek şekilde gelen ışık kalın kenarlı mercekte asal eksene paralel olacak şekilde kırılıyor. Uzantısı merkeze düşecek şekilde gelen ışık kırıldıktan sonra yine uzantısı merkezden geçecek şekilde dağılarak kırılıyor. Yine optik merkeze gelen ışık herhangi bir kırılmaya uğramıyor. Uzantısı odak merkez arasına düşecek şekilde gelen ışık kalın kenarlı mercekte kırıldıktan sonra uzantısı merkezin dışından geçecek şekilde dağılarak kırılıyor. Eğer kalın kenarlı merceğe ışık odaktan geçecek şekilde geliyorsa, uzantısı odakla optik merkez arasına düşecek şekilde dağılarak kırılacaktır. Örnek 3. Yakınsak mercek ile düzlem aynadan oluşan düzeneğe KLMNP ışınları şekildeki gibi geliyor. Bu ışınlardan biri düzenekten çıkarken kesikli çizgilerle verilen S yolunu izliyormuş. O zaman terse doğru gidelim. Optik merkeze geldiği için kırılmaya uğramamıştır. Kare köşe gelmiş. Düzlem aynada yansıma yapmış. Kare köşe gitmiş. O zaman düzlem aynaya da kare köşe gelmiş olması lazım. Böylelikle ışığımız L'dir. Cevap B. Örnek 4. Işık ışını yakınsak x ve y merceklerinden oluşan düzenekte şekildeki yolu izliyor. Odakları oranını istiyor. Işık asal eksene paralel geldi. İnce kenarlı mercekte odaktan geçecek şekilde kırıldı. Sonra y yakınsak merceğine ışık toplam 1, 2, 3 bölme mesafeden gelmiş. Kırılmış. 1, 2, 3 mesafeden geçecek şekilde devam etmiş. Bu mesafe bu mesafeye eşit olduğuna göre ışın y merceğine geldiği nokta y merceğinin merkezi olması gerekir. Merkez 3 bölme ise y'nin odağı 3 bölü 2, x'in odağı 2, oran istiyordu 4 bölü 3. Cevap D. Örnek 5. Şekildeki yakınsak merceğin asal eksenine paralel olarak gelen P ışık ışını kırıldıktan sonra asal eksenle teta açısı yapıyormuş. Buna göre merceğin ışığı kırma indisi daha büyük yapılırsa D ve teta nasıl değişir diye soruyor. Kırma indisimiz büyüdüğünde zaten şu an için kırma indisimiz büyük ki Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde asal eksene yaklaştırılarak kırılmış. O zaman merceğin kırma indisini büyüttüğümde kendisine daha yakın kırarak devam ettirecektir ışığı. Yani D azalacak. Teta da artacaktır. Cevap B. Örnek 6. Kaç çukur aynası ile L yakınsak merceği nasıl eksenleri çakışıktır? Yakınsak merceğe gelen şekildeki gibi I ışık ışını kırılma ve yansıma yaparak kendi üzerinden geri dönüyormuş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde kırılır. Çukur aynaya gelen ışın kendi üzerinden geri dönebilmesi için Çukur aynaya asal ekseni asal eksende merkezden geçecek şekilde gelmesi gerekir. Bu noktaya 2F K diyorum. K aynasının merkezi. Aynı noktaya merceğin odağı gelmesi gerekiyor. F ile. Çukur aynanın merkezi ile yakınsak merceğin odağı çakışıktır. Evet doğrudur. TO noktalarının arasındaki uzaklık, şu aradaki uzaklık çukur aynanın eğrilik yarıçapından daha büyüktür. Çukur aynanın eğrilik yarıçapı merkezdir. TO merkezden daha büyük doğrudur. Yakınsak mercek çukur aynanın merkezinde midir? Yakınsak mercek çukur aynanın merkezinde değildir. Merkez çukur aynanın merkezi bakın Burada işaretlediğimiz noktaydı. Cevap C. Örnek 7. Günümüzde fosil yakıtların çevreye verdiği zararların artması ve tükenmesi sonucunda insanlar alternatif enerji kaynaklarına yönelmiştir. Mercek ile güneş ışınları toplanarak hem ısı hem elektrik enerjisi elde edilmektedir. Şekilde büyük bir mercek ile yapılması planlanan enerji üretim sistemi test edilmektedir. Test edilen maddenin ne kadar sürede kaç santigrat derece sıcaklığına çıkacağı ve böylece sistemin gücü tespit edilecektir. Buna göre hangileri doğrudur diye soruluyor. Sistemin ürettiği enerjiyi artırmak için mercek yüzey alanı arttırılırsa daha fazla ışın geleceği için daha fazla enerji elde edebiliriz. Test edilen madde merceğe olabildiği kadar yakın konulmalıdır diyor. Hayır. Cisim merceğin odağında olmalı ki asal eksene paralel gelen ışınlar ince kenarlı mercekte odakta toplanacaklar. Maddenin merceğin odağında olması gerekiyor. Test edilen madde merceğin odak noktasına konulmalıdır. Evet, odak noktasına konulmalıdır. Cevap E. Merceklerde görüntü oluşumu. 1. Cisim ile görüntü merceğin aynı tarafında ise görüntü sanaldır. Zıt tarafta ise gerçektir. Sanal görüntülerin hepsi cisimle aynı yönlüdür. Gerçek görüntüler ise cisimle zıt yönlüdür. Cisim ile görüntünün optik merkezi olan uzaklıkları oranı, cisim ile görüntünün boyları arasındaki orana eşittir. İnce kenarlı mercekte görüntü. Cisim sonsuzda ise görüntü odakta nokta halinde gerçek ve cisimden küçük oluşur cisim merkezin dışında ise o zaman görüntümüz merceğin diğer tarafında odakla merkez arasında gerçek bu yüzden ters cisme göre merceğe daha yakın olduğu için boyu da küçük olacaktır. Eğer cismimiz iki fde ise, merkezde ise görüntü de merkezde Merceğin karşısında olduğu için gerçek, gerçek olduğu için ters, merceğe uzaklıklar aynı olduğu için boyu cismin boyuna eşit olacaktır. Eğer ince kenarlı mercekte cismimiz odak merkez arasındaysa o zaman görüntümüz merkezin dışında gerçek bu yüzden ters. Cisme göre merceğe daha uzak bu yüzden boyu daha büyüktür. Cisim eğer son odaktaysa görüntü sonsuzda olacaktır. Cisim odak ile mercek arasındaysa o zaman da sanal görüntü oluşur. Cisim odak odak merkezi arasındaysa görüntümüz cisimle aynı tarafta bu yüzden sanal, bu yüzden düz ve cisme göre merceğe daha uzakta olduğu için cismin boyundan büyük görüntüsü oluşur. İnce kenarlı merceklerde sanal görüntüler cisimden büyük oluşuyor. Kalın kenarlı mercekte ise cisim sonsuzdaysa görüntü odakta, noktasal ve sanaldır. Cisim merceğe yakın ise görüntü Yine sanaldır, cisimle aynı tarafta. Cisimle mercek arasındadır. Hatta bu yüzden sanaldır, bu yüzden cisme göre düzdür ve bu yüzden cisme göre küçüktür. Kalın kenarlı mercekte daima cismin görüntüsü cisimle mercek arasında, cismin önünde oluşur. İnce kenarlı mercek hipermetrop, yakını net göremeyenlerde kalın kenarlı mercek ise miyop uzağı net göremeyenlerde göz kusurunu gidermek için kullanılır. Hipermetrop göz kusurunda görüntü retinanın arkasında, miyop göz kusurunda görüntü retinanın önünde oluşur. Merceklerin kullanım alanları gözlük ve kontakt lens. Gözümüzde bulunan biyolojik mercek ince kenarlı mercek bu mercekte meydana gelen bozukluk görmenin net ve düzgün olmasına engel olur. Bu kusur gözlük ve lens kullanılarak giderilir. Göz kusurları miyop, hipermetrop, astigmat şeklinde özetlenir. Miyop göz yakını net görür, uzağı net göremez. Miyop göz kalın kenarlı mercekten yapılmış gözlük ve kontak lens kullanılarak tölere edilir. Hipermetrop göz yakını net göremez, uzağı net görür. Hipermetrop göz ince kenarlı mercekten yapılmış gözlük veya kontak lens kullanılarak tölere edilir. Mikroskop gözle çok küçük yapıları incelemeye yarar. Mikroskobun yapısında iki tane ince kenarlı mercek kullanılır. Fotoğraf makinesi ve kamera Fotoğraf makinesi ve kameralar insan gözünün yapısıyla aynı özelliğe sahiptir. Fotoğraf makinesi ince kenarlı mercekten geçen ışınlar film üzerinde görüntü oluşturur ve film bunu kaydeder. Büyüteç küçük yapıların daha büyük görülmesini sağlayan ince kenarlı mercektir. Büyüteçte cisim odakla mercek arasında konulur, sanal ve daha büyük bir görüntü elde edilir. Dürbün ve teleskop. Uzaktaki cisimlerin görüntülerini yakına getiren dürbün ve teleskop ince ve kalın kenarlı merceklerden yapılır. Örnek 8 Odak uzaklıkları eşit ve iki bölme uzunluğunda olan ıraksak ve yakınsak mercek düzeneğinde ışık ışını kırılmalardan sonra hangi noktadan geçer diye sorulmuş. Asal eksene paralel gelen ışın kalın kenarlı mercekte uzantısı Odağa düşecek şekilde dağılarak kırılır. Odağın iki bölme uzunluğunda olduğunu söylemişti. Kalın kenarlı mercekten kırılarak gelen ışık ince kenarlı merceğe dört bölmeden yani merkezden geldiği için kırılıp dört bölmeden geçerek yoluna devam etmesi gerekir. Cevap C. Örnek 9. Bir cismin hava ortamında bulunan mercekteki görüntüsü kendisinden küçük ve sanal oluşuyormuş. O zaman bu mercek kalın kenarlı mercektir. İnce kenarlı mercekte sanal görüntüler cisimden büyük olurdu. Görüntü sanal olduğu için cisme göre de düzdür. Cevap E. Örnek 10. Penceresi açık olan odada bir merceğin odak noktasına beyaz düz bir kağıt konulduğunda dışarıdaki bir ağacın net görüntüsü kağıdın üzerinde şekildeki gibi oluşmaktadır. Kağıt ile K noktası ve KLM n noktaları arası uzaklıklar şekildeki gibi birbirlerine eşit ve merceğin odak uzaklığı kadarmış. Şekildeki mercekle özdeş olan ikinci bir merceği ve şekildeki beyaz kağıdı KLMN noktalarından uygun olanlara yerleştirerek kağıt üzerinde ağacın düz, öncekiyle aynı büyüklükte ve net bir görüntüsünün elde edilmesi isteniyor. Buna göre merceğin konumunun sabit kalması koşuluyla ikinci mercek ve kağıt hangi noktalara yerleştirilmelidir diye soruluyor. Baktığımızda mercekte oluşan görüntü daha küçük. O zaman bu görüntüyü büyütmemiz gerekiyor ve düzgünleştirmemiz gerekiyor. Ters bir görüntü var. Bunu düz bir görüntü haline getirmemiz gerekiyor ve kullanabileceğimiz ikinci bir ince kenarlı merceğimiz var. Beyaz kağıdı buradan alıp şu an bu noktada beyaz kağıdın olduğu yerde bir görüntü var. bu görüntüyü düzleştireceğiz. Yani öncekiyle aynı büyüklükte görüntü elde etmemiz lazım. Yani daha büyük hale getirmeyeceğiz. Hmm. O zaman merkezde olması lazım. Yani bu görüntü ince kenarlı merceğin, ikinci ince kenarlı merceğin merkezinde olması lazım. 2F uzaklığında olması lazım. İşte merceğin konulacağı konu. Görüntü diğer taraftaki merkezde Görüntünün tersi olacağı için tersin tersinde artık ağacın görüntüsü düzleşmiş oldu. Perdeyi de kağıdı da ne konumuna yerleştireceğiz? Cevap D.